Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 21 Aralık Salı, Philadelphia Park, Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün yine 7 koşulu bir program var. Yine tabii ki zor program var yine. Ama bugün en azından birkaç safkanımız ön planda çıkıyor. Yani benim tabii ki görüşlerime göre. Umarım bizleri de yanıltmaz, sizlere de güzel bir şey ikramiye yakalattırabilirsek ne mutlu bize arkadaşlar. Fazla sözü uzatmayacağım çünkü yarış programımız görüyorsunuz saatler 20.07'yi gösteriyor. Yani daha 1,5 saatimiz var ama olsun, en azından inceleme fırsatı bulabilirsiniz. Çıkan safkanlar da zaten belli olmaya başladı. O yüzden sizlere güzel bir program inşallah çıkar diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen yarış programımızın açılışını yapalım arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 21.31'i gösteriyor dedik, demiştim. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışı ile burada 8-10 safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hem de güzel bir orijinim varmıştı valla kendi. Benim de bayağı beğendiğim orijinlerden birisi. Neyse, burada çıkan safkanla 10 safkan arasında kalan bu yarışın hemen oranlarıyla başlayalım arkadaşlar. Oranlarımız tabii ki burada 5 nolu safkanla başlıyoruz. 1.55'lik bir orana sahip. 3 nolu safkan 3.5 lira, 9 nolu safkan 6.5 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 4 nolu safkan 12 lira, 2 nolu safkan 20 lira, 10 nolu safkan 22 lira, 11, 1 nolu safkanlar da 33 lira ile 40 lira arasında orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Arkadaşlar benim buradaki sıralama en azından burada 7'li plasa biraz kıpırdayacak gibi görüntüye sahip. 7 nolu Mr. Walsh, bir optimizer temsilcisi Andy Hernandez'e start alacak olan safkan benim en azından bugün için ilk olarak önereceğim isim olacak. Orijinde bayağı iyi yani, anneden de bir iki tane joy temsilcisi. 5 nolu Southside Civic, bir yurt dışında şu anda favori konumda olan bir isim. Dahliyat yine bu bölgelerin bayağı etkili bir orijini. Jamie Rodriguez'e start alacak olan bu safkan da yine bugünün şanslıları arasında. 9 nolu American Fleet, bir Tizno temsilcisi Jeremy Laprida ile start alacak olan safkan yine güzel durumuyla şanslılar arasında. Ve 3 nolu Twist Cat, bir tane of the Cat temsilcisi Abner Adorno ile start alacak olan safkan yine önlerde şans verdiğim diğer isim olacak. 7-5-9-3 benim bu birinci koşudaki sıralama olacak. Günün ikinci koşusuna geldik. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı, şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışına. 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet, bugünkü Altılı Ganyan'ın ilk ayağı oranlar şöyle. Evet, 7 numarası safkan bayağı yüklenmeler başlamış. 5/6 yani 0.8 gibi orana sahip. 3 nolu safkan 2.75, 6 nolu safkan 5.5 lira, 4 nolu safkan 14 lira, 5 nolu safkan 16 lira, 2 nolu safkan 18 lira, 1 nolu safkan da 22 liralık orana sahip arkadaşlar. Hemen programımızın geçelim. Altılı Ganyan ilk ayağı için benim buradaki tabii ki önereceğim isim 7 nolu Absolute Anna olacak. Bir Ryzen Deedle temsilcisi, anne kanatına da bir tapit temsilcisi olan bu safkan Ruben Silvera ile start alacak olan. Ruben Silvera da gerçekten yani en azından güvenilirlik sağlıyor. Çünkü hemen hemen günlerde hep Ruben Silvera'ya tek attığım safkanlar çoğunluğu geldi. Hatta ben hemen hemen hepsinin geldiğini düşünüyorum. Bugün inşallah bizi yine yanıltmaz. Ben çünkü güne bankayla başlamak istiyorum. Bu 7 nolu Absolute Anna, Ruben Silvera ile benim banka olarak önereceğim isim. Zaten gruptan biraz daha farklı gözüküyor bu safkan. İnşallah bizi de yanıltmaz. Günün 3. koşusu Altılı Ganyan'ın 2. ayağına geldik. Günün bana göre zor koşullarından birisi. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1100 metrelik kum yarışı. Evet, 9 safkan arasında koşacak bu yarışta 1 ve 9'un ekür olduğu bu yarışta. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet, oranlarımızın açılmasını bekliyoruz. Evet, 6 nolu safkan 3 liralık orana sahip. 4 nolu safkan 3 lira. Bu Scott Rock. Bakalım kaç numaramış bu Scott Rock'a. Evet, 5 numaralı safkanmış. 5 nolu safkan da gördüğünüz gibi 2.5 lira veren var, 3.30 veren var, 2.75 veren var. Yani eşit bunu da diyelim. 7 nolu safkan 4 lira orana sahip. 1 nolu safkan 8.5 lira. 2 nolu safkan 14 lira. 9 nolu safkan 16 lira.
3-10 safkan 16 lira, 8-10 safkan da 16 liralık oranına sahip arkadaşlar. Hemen programımıza geçtik. Burada benim önceki şans verdiğim isim 4 no'lu Anibal Peachel Hable, herhalde öyle okunuyor. Bir Constitution temsilcisi, orijinal olarak kuvvetli bir orijinal sahip. Anneden de bir Northern Afflet gibi bayağı eski bir aygırın tayı. Sylvester Gonzalez'e start alacak olan safkan. İlk yarışını kazanıp ikinci yarışta altıncılık elde etmiş olsa da benim bugün biraz daha ön planda tuttuğum isim şu anda AGF'lerde 3. sırada isim. Daha sonra 8 no'lu Johnny Quill. Hey Cop temsilcisi, Wesley Torres'e start alacak olan safkan. Bugün benim ikinci sırada şans verdiğim isim ama yurt dışında şu anda net sonuncu sırada. Her şeyde bir hayır vardı diyelim. 7 no'lu Victoria Boyd, bir Big Brown temsilcisi. Joseph Berrios'a start alacak olan safkan. Yine önlerde şanslı gördüğüm isim. 6 no'lu The Big Key, bir Cantros temsilcisi. Yine Kumpis'in etkili bir orijini. Jamie Rodriguez'e start alacak olan safkan. Yine etkili ve güzel performansı. Ve şu anda AGF olan bir isim. Ve son olarak da ekür avantajıyla start alacak olan 1 no'lu Monster Mason. Bir Animal Kingdom temsilcisi. Yine iyi bir orijin. Carlos Lopez'de start alacak olan safkan da yine önlerde şans verdiğim diğer isim olacak. 4-8-7-6-1, bu 5 safkan biraz daha ön planda ama geride zaten 3 tane safkan kalıyor. Bunlardan birisi 2-0 Frank Ducky, bir Upton Charles Brown temsilcisi Antonio Nunez'de. En azından performans fena değil bu safkan. Bakmayın kötü gibi gözüküyor ama iyi bir safkan. 3-0 Dancing Dragon, bir Old Frost temsilcisi Ruben Silver start alıyor. Bir de 5-0 Scotch Rock, bir Daledin temsilcisi Jeremy Laprida da start alacak olan safkan da yine eğer bu ayağı kapatmak isteyenler için önereceğim isim. Çünkü 4-8-7-6-1 önce 2-3-5'i yazarsak zaten 1'den 9 ekir olduğu için hani bu ayağı kapanmış oluyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Eğer risk almak istemiyorum derseniz bu 3 safkanı yazıp bu ayağı kapatabiliriz. Günün 4. kosa altılı ganyanın 3. ayağına geldik. Yine kalabalık bir yarış programı vardı. Burada çıkanların bayağı olması gerekiyor. Zaten 2 çıkmış şu anda gözüküyor. Şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1100 metre kum yarışı. Bakalım aşağıdan çıkanlar. Evet, 15-16. 3 tane safkan çıkmış burada. Yani aslında 1-2 safkan daha çıkması gerekir. Evet, 2-15-16 nolu safkan daha çıkmış. Yani 13 safkan kalmış şu andaki gözüken duruma göre. Tabii ileride dakikalarda başka at çıkar mı bekleyeceğiz. Çünkü bence çıkması gerekiyor. Tabii bana göre ama çıkmasa da benim yapacağım bir şey yok. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. En azından bir oranlara bakalım. Bakalım oranlarda çıkanlar var mı yok mu? Oradan tespit edebiliriz. Hemen oranlara tıklayalım. Evet. 5 nolu safkan 2 lira. 8 nolu safkan 4,5 lira. 12 nolu safkan 6 lira. 14 nol safkan 7 lira, 13 nol safkan 8 lira, 10 nol safkan 8,5 lira, 6 nol safkan aynı şekilde 8,5 lira. Bu Paros City, bakalım bu kaç numaraymış, bir bakalım hemen Paros City 3 numaraymış. 3 nol safkan da 11 lira, 4 nol safkan 14 lira, 9 nol safkan 20 lira, 11 nol safkan genelde 18 lira oran vermişler, 1 nol safkan 28 lira. Bu Faskit kimmiş bakalım, Faskit'e bakalım. Neyse Faskit'te en azından 33 liralık orana sahip diyelim. Hemen programımıza geçtik arkadaşlar. Orada da şu anda 3 at gözüküyor çıkanlar arasında. Benim burada sıralama önce 10 nolu Cowboy Karma, bu Kodiak Cowboy temsilcisi. Edvukal Ignacio'da start alacak olan Apranti birisi var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Burada bir Andy Hernandez'e Apranti kilo indirimine girmişler çünkü. Safkan'ı ben ilk olarak tutuyorum, bu 11 nolu Cowboy Karma'yı. Daha sonra 5 nolu Strawberry Red, bir Rachel Ransom temsilcisi Dexter Haddock'la start alan safkan. Yine güzel performansıyla şu anda AGF duran bir isim. 14 nolu Conquistador, bir Tiznow temsilcisi Jorge Gonzalez'e start alacak olan safkan. 13 nolu Cigar Box, bir White Eye Charge temsilcisi Ruben Silvera'la start alan safkan. Son iki yarışta iki tane ikinciliği olan bir isim. 3 nolu safkan Power of City, bir Eskedria temsilcisi Angel Castillo'la. Benim şimdilik ön planda tuttuğum isimler. Kusura bakmayın çıkanlar vardı, onları işaretliyordum şu anda. 15, 14, 13, 3, bu 5 safkan biraz daha ön planda ama eğer burayı biraz daha, çünkü çok riskli bir ayak gözüküyor. 8, 10 Starlark, bu astroloji temsilcisi, en azından astrolojinin Türkiye'de koşan tayları var. Kumda da etkili olan var. Çin'de de Evcimen'in getirmiş olduğu taylar vardı. Luis Rivarela, Altınoğlu. Golden Linov, bir Linov, David temsilcisi Luis Osasio'yla start alan bir safkan. Bir de 12 nolu
Amblin Mann, bir güven statörleri temsilcisi Silvestre Gonzalez de yine önlerde şanslı gördüğüm isim. 15, 14, 13, 3 önce 8, 6, 12'de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'ın 4. ayına geldik. Burada da 2 nolu Safkan'ın yarıştan çıktığını görüyoruz. Evet, 2 de bende vardı. Önde hem de şanslı gördüğüm isimdi. Çıkınca artık 7 Safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet, oranların açılmasını bekliyoruz. Burada 8 nolu Safkan 2.5 lira oran sahip, 1 nolu Safkan 2.75, 6 nolu Safkan 3.5 lira, 7 nolu Safkan 5.5 lira, 4 nolu Safkan 8.5 lira, 3 nolu Safkan aynı şekilde 7.5 lira veren var, 9 lira veren var. 6 nolu Safkan 12 lira, 2 nolu Safkan yarıştan çıktı. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. 7 Safkan arasında koşacak bu yarışta. Ben önce de 8 nolu Sharp Red Eagle, Uncle Lino temsilcisi Edwin Rivera'ya en azından tek yarış koşup güzel bir ikinciliğe sahip olan bir ismi. İlk sırada şans verdiğim isim. Daha sonra 6 nolu Just Divine, bir Divine Road temsilcisi Kendrick Carmocho'la start alacak olan bir Safkan ile bir John Servis gibi bu bölgenin etkili bir antrenörünün elinde olan bir isim. 1 nolu Los Ends, bir Divine Road'ın diğer temsilcisi Michel Sanchez'e start alan Safkan yine tek koşmuş olduğu yarışta güzel bir ikinciliği. 3 nolu Crispin, bir Tapitura temsilcisi Carol Sedena'la start alacak olan Safkan'da ilk kez start alacak olmasına rağmen yine önlerde şanslı gördüğüm isim. 8-6-1-3 bu 4 Safkan, 4 tay biraz daha ön planda ama eğer bu ayakta da risksiz geçmek isteyenler için 4 nolu Radio Sky Mesa temsilcisi Cecil Evas'la ilk kez start alıyor. 5 nolu Road Call, bir Jump Start temsilcisi Luis Osasio'la en azından bir son yarışta bir ikinciliğe sahip. Bir de 7 nolu Mac Mine Chrome, bir California Chrome gibi şampiyon bir Safkan'ın tayı olan bu Safkan da Abner Adonor'la ilk kez start alacak olmasına rağmen bence sürpriz yapabilecek kapasitede olan bir isim. Yani 8-6-1-3 önce, daha sonra geriye zaten 3 Safkan kalıyor, 4-5-7. Ama 4-5-7'yi yazarsanız bu ayağı kapatmış olursunuz. Zor bir koşu öncelikli olarak, bunu da belirteyim arkadaşlar. Ama önce 8-6-1-3, daha sonra 4-5-7. Günün 6. koşusu Altılı Ganyan'ın 5. ayağına geldik. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 7 Safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet, 6 nolu Safkan şu anda gördüğünüz gibi oranlar bayağı düşmeye başladı. 1 lira net orana çıktı. 1 nolu Safkan 2,5 lira. 4 nolu Safkan 7 lira. 5 nolu Safkan 8,5 lira. 7 nolu Safkan 8,5 lira. 3 nolu Safkan 14 lira. Ve 2 nolu Safkan da 28 liralık orana sahip arkadaşlar. Hemen programımıza geçiyoruz. Arkadaşlar benim de buradaki sıralama, ben de 6 nolu Two Boss, bir El Padrino temsilcisi Kendrick Carmocho'la start alacak olan bu Safkan, bir Todd Pletcher arasından, yani Todd Pletcher ta buraya kadar bir at getirmiş yani, ve bu yarışta büyük ihtimalle gözüne kesilmiş herhalde. Buradan ya başka bir yere geçecek, büyük bir yarışı var herhalde bu Safkan'ın. Bence öyle hazırlık, en azından bu galip niyetine, bu yarışı kazanıp moral açısından bir yarışa gidecek. Büyük ihtimalle benim aklıma o geliyor çünkü herhalde Belmont tarafında bir yarış olacak bu bölgelerde çünkü. O yüzden ben büyük ihtimalle bu Safkan'ın kazanmasını bekliyorum. Orijin olarak çok kuvvetli. Anneden de bir pozitif temsilcisi zaten. Bir aksilik olmadığı takdirde ben bu Safkan'ın kazanmasını bekliyorum. Hani ikinci banko adayım benim aslında bu. Ama illa da ben rakip arıyorum derseniz bu bir nolu Buffett var. Bu Union Rocks temsilcisi Nick Juarez'le en azından tek koşmuş olduğu, kazanmış olduğu bir yarışı ile. Ama bir aksilik olmadığı takdirde ben altının kazanmasını bekliyorum. Benim normal şartlar altında ikinci banko adayım. Ama illa da rakip arıyorsanız da bir nolu Buffett'i sizlere rakip olarak önerebilirim arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde günün son koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik kum yarışında burada da çıkanlar bayağı çoğalmaya başladı. 2, 4, 7 ve 12 nolu Safkanlar yarıştan çıkmışlar. Burada 4 Safkan çıkınca kaç Safkan kalıyor? 8 Safkan kalıyor arkadaşlar. Hemen oranlara bir bakalım, son koşunun oranları nasılmış. Evet,
oranlar açılıyor arkadaşlar. Burada da 10 nolu safkan 1.45 gibi orana sahip. 1 nolu safkan da 1.75 gibi orana sahip. Gördüğünüz gibi oranlar bayağı çekişmeli. 5 nolu safkan da 5 liralık orana sahip. 11 nolu safkan 6 lira. 9 nolu safkan 12 lira. 8 nolu safkan 25 lira. 3 ve 6 da 28 lirayla 33 lira arasındaki orana sahip arkadaşlar. Hemen programımıza geçelim son koşu için. Benim sizlere önereceğim safkan. Ben önce 1 nolu Don't Break the Law. Bir Constitution temsilcisi Kendrick Carmocho stat alan safkan. Tek koşmuş olduğu yarışı kazanan bir isim. Ve ben bugün biraz daha ön planda tutuyorum ama tabii ki 10 nolu Alonso Mosley gibi ciddi bir rakibi var. Bir Tonalist temsilcisi, anneden de bir Uncle Mo temsilcisi olan bu safkan. Oldukça kuvvetli orijini. Ve Jamie Rodriguez gibi yine iyi bir jokeye sahip bir isim. Bence de bugünün şanslılar arasında. Bir de bunların yanına, bu ikilinin yanına ben 5 nolu Spartak'ı bırakmak istiyorum. Bu El Patron'un temsilcisini Sylvester Gonzalez ile en azından safkanda performansı oldukça iyi durumda olan bir isim. Yani 1-10 ve 5, bu üçlü bana göre diğer rakiplerden bayağı ayrılmış gözüküyor. Yani büyük ihtimalle bu üçlünün dışına çıkmaması gerekiyor altı olarak. Ama illa da sürpriz arayamak isteyenlere veya bahis oyunları açısından oynamak isteyenlere de 11 nolu Spirit Wolf, bu Storm Wolf temsilcisinin Michel Sanchez'i, 9 nolu Best Start, bu Jump Start temsilcisi Julio Correa, en azından bahis ve daha değişik oyunlar açısından sizlere önerebilirim arkadaşlar. Günün şablonu hemen gelince şablon olarak da göstereyim. Birinci koşu 7-5-9-3, altılık ayağın birinci ayağı 7 tek, ikinci ayak 4-8-7-6-1, daha sonra hepsi olarak geçiyor. Üçüncü ayak 10-5-14-13-3, daha sonra 8-6-12. Dördüncü ayakta 8-6-1-3, daha sonra 4-5-7. Beşinci ayakta 6, dediğim gibi ben kazanmasını bekliyorum. Yani bu safkan bayağı bir farklı. Ama rakip ararsanız da tabii ki at atı her zaman geçer. 1-10 safkanı değerlendirebilirsiniz. Son ayakta da 1-10-5, her şeyle bana göre yeterli gözüküyor. Ama at atı yine geçer felsefesini düşünürsek 11 ve 9'u da kuponlar değerlendirmek isteyen arkadaşlar da önereceğim isimler olur. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşça kalın arkadaşlar.